Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Geceniz mübarek olsun. Aleykümselam hocam, hoş geldiniz. Aleykümselam abi, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hepinize tekrar bayramınız mübarek olsun. Ulaşamadığım kişiler de var. Ondan sonra fakat kusura bakmasın. Hayırlı akşamlar, hoş geldin. Allah razı olsun. Naci. Van nasıldır? Yerinde duruyor mu Naci? Efendim abi? Van yerinde duruyor mu diyorum. Dilir seni bekler inşallah. Orada sonra gelirsen daha güzel olur abi. İnşallah. Allah nasip edersin. Çok şükür. İnşallah abi. Bu akşam çok farklı ders olsun diyorum böyle biraz. Dün psikoloji yapmıştık. Dün psikoloji yaptık. Çünkü ruhumuz bayağı ferahlamıştı Ramazan'da. Hep hastalar risalesi yapmıştık. Bu Şevval orucunu inşallah tutarken 6 gün her akşam yapacağız bunu gene Şevval için. Bu akşam farklı olacak inşallah biraz. Dün psikoloji vardı. Hazır mıyız abiler? Evet abi. Tamam Selim. Hazırız abi. Hadi bakalım. Şöyle bir farklı olsun şimdi. Takip edenler için söylüyorum. Barla 185. Hem de biz dersi nasıl anladığımızı tanımlayacak, harita olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah feyzimizi artırsın. Allah ufkumuzu açsın. Allah bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Rızası dairesinde istihdam eylesin. Razı olmadığı şeyleri nasip etmesin. Rızası dairesinde hareket ettirsin inşallah. İştirak-ı amali uhreveden hissemizi ziyade eylesin. İştirak-ı amali uhreveden bizi daim ve kayım sayım eylesin inşallah. Bu duaları bizi, evlad-ı yalimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimize de nasibi müesseleyle ya Rabbel alemin. Amin. Barla 185. Biraz farklı dedik. Hemen bir örnekle başlayayım. O örnek. Şimdi arkadaşlar bir çekirdek düşünün. Çekirdek. Doktor düşünüyor mu abi? Tamam. Bu çekirdek toprak altına attık. Neşinema oldu. Bursa Dağı, Uludağ'a çıkarken solda bir tane azametli bir ağaç var ya. Tabelası var, trafik plakası gibi. 700 küsür sene galiba. Şimdi o ağaç, o azametli ağaç, kökteki çekirdeğin sikke nedir? Tereşüh ve temessülatıdır. Tamam. Tamam abiler. Anlaşılmayan bir şey yok. Yani o ufacık çekirdeğin dışa vuruşudur. Kocaman ağaç oradan çıktı. Şüpheniz var mı? Yok. Şimdi bu çekirdeği şuurlu kabul ediyoruz kökteki. Şuur. O çekirdek kendisinden olan memlekete, yani ağaca şuuru, aklı, fikri dolaşıyor. Karınca gibi. Ondan sonra geldi böyle gene köktek olmakla beraber dolaşıyor. Dala bakıyor, hayret ediyor değil mi kendisine? Kendisi kendisine hayret ediyor. Çünkü o çekirdeğin adına ne deniliyordu abiler? Risale-i Nur'a aşınası olanlar, ona bil kuvve. Bu tabi adı artık adımız gibi ezber olacak. Çekirdeğe bil kuvve, bil kuvve. Kuvve olarak.
güç olarak, hayat olarak ükde-i hayatiye. Yani ağaca bütün taalluk edecek bütün esmaların, hayatların düğümü orada. Ağaca taalluk eden bütün nur, duman, ısı, ışık, hayat, her şey orada. Ukde, bil, kuvve, kuvve. Tamam. Ağaca ne denilir? Bil fiil. Bu çok önemli de. Bil fiil. Şimdi o çekirdek, kökteki çekirdek şuurlu kabul ediyoruz. Tamam. Usta da öyle diyor. Şuurlu kabul ediyoruz. Kökteki çekirdekten dur hele ya. Benden olan, benim temessulatım, tereşuatım, tereşu, bir temessulat olan şu ağacım, bir ağaç diyorlar, o kökteydi ya, kökteki çekirdek, ya benden bir ağaçlar varmış ya, böyle azametli, külliyetli, her tarafı yata etmiş, bir de güneş varmış diyorlar. Güneş, hava, böyle havadaki, atmosferdeki, bir etraftaki manzara, nem, dünyanın dönüşü, dünyaya şahit olacak. Ya bir çıkayım dedi çekirdek, çekirdekteki şuur. Tamam, bak şimdi. Ağaca bir çıktı gövdeden. Allah Allah. Kendi karınca misali bu ağaçta yürüyor ya. Ağaçta dala gitti, yaprağa gidiyor, çiçeğe gidiyor, çiçeği kokluyor. Allah Allah, kendisinden olan meyveyi, Allah Allah. Yani kökle, kökteki o çekirdek mesabesindeki durumdaki o şuur yaprağı görüyor. Hiç alakası var mı? Ondan çıktı ama o değil. Öyle değil. Ha. Kökteki o çekirdekte meyve var. Yani yazılım, bil kuvve var. Ama ağaçta dala takılmış. Karpuz gibi, portakal gibi. Şimdi kökte yazılıma bak, portakala bak. Allah Allah. Lan benden mi çıktı bu? Benim dişe vuruşum mu? Önemli. Ver. Bu benim mi? Allah Allah diyor. Hani portakala versene. Ufa getirin. Getirir misin? Tamam, getirme. Şimdi meyve orada dursun. Tamam, dur. Meyve orada bakıyor. Şimdi bu benden mi çıktı diyor. Şimdi Allah Allah, kocaman böyle armut yani. Nar. Bil kuvve. Bu bil kuvve. Bu nar yarım kilo. O karınca ne yapar? Yani o şuur. Ama misalden kopmayacaksınız bu dersi anlamak için. Yani çekirdekteki bil kuvve, yani çekirdekteki o yazılıma bak, nara bak. Tadıyor, Allah Allah, bu benden mi çıktı? Yaprağa bakıyor, hayret etmez mi? Bu da mı benden çıktı? Çiçeğe bakıyor, güneşe bakıyor, atmosfere bakıyor, bakıyor bulunduğu mekana bakıyor. Hep toprakta olduğu için çekirdek toprak olduğunu bilmiyordu. Hep toprakta olduğu için çekirdek toprak olduğunu bilmiyordu. Hep çekirdek olduğu için çekirdek olduğunu bilmiyordu. Ne zaman ağacı ile kendi ağacını da görünce, ha ben çekirdektim ya. Allah Allah. Ha çekirdekmiş o. Ben de hayat var zannediyordum o çekirdeği. Hep orada kalmak istiyordum diyor. Yani ağaçtan çekirdeğine bakıyor. Meyveye bakıyor. Tamam. Şimdi bir tanesi çıkıp geldi dolaşırken. Yaprakta bu çekirdek. Ne, sen kimsin ya? Sen nereden geldin? Dedi ki, ben benim. Tamam. Eyvallah, teşekkür ettim, sağ ol.
Şimdi dedi ki ben benim. Ben ben değil. Bak ben ben değil. Ben benim. Ben bende dolaşıyor. Bunlar benim hakikatlarım. Bunların parça parça düşünme. Yaprak, çiçek, koku, tat, meyve parça parça düşünme. Bunlar hepsi benim. Ben bendeyim. Ben bana geldim. Dese doğru değil mi? Arkadaşlar, o çekirdek ağaçta dolaşırken nerede dolaşıyor? Kendisi kendisinde dolaşıyor. Ben bendeyim. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi biz bize mi sorarlar? Anladık mı sırrı? Arkadaşlar, o toprak dünyadır. O çekirdek şu anda ders dinleyen sensin, benim. O ağaç şeceri hilkat olarak büyük insan olan sensin. O bir dalı, ağacın bir dalı cennet cehennemdir. Bir dalı arştır. Tepesi arş-ı azamdır. Daha üst filizler Kab-ı Kavseyn'dir. 18 bin alem. O çekirdek çekirdekteyken tabuttu. Hazır zaman tabutu. Şu anda biz tabuttayız. Tabutta ne farkı var? Aynı. Tabut. Ben. Ha. Niçin çıkmak istemiyoruz? Kökteki her şey olmakta olandır. Olmakta olmak isteyendir. Korkar insan başka bir şey olmaya. Nereden söyledim? Latif şeyde. İncelemizli nükte. Su su olmak ister, buz olmak istemez. Buz buz olarak kalmak ister, su olmak istemez. Çünkü çekiniyor. Ha, o toprağın altındaki çekirdek şu anda biziz. O toprak dünyadır. O güneş imandır. Su İslamiyettir. Hava ve toprak Kur'an'dır, etraf. Şimdi bunu okuyacağım. Şimdi biz neredeyiz biliyor musunuz? Biz bizdeyiz. Ölünce biz bizde olacağız. Biz bize gideceğiz. Bir yere gittiğimiz yok. Biz bizde olacağız. Büyük insan, şeceri hilkat benim. Ben kimim? O koca büyük insanın hulasası benim, çekirdeğim. Allah Resulü için diyor Miraç Risalesi'nde, zamanım olursa oraya da bakacağım. Miraç Risalesi'ne, evveli çekirdek, bu çekirdek diyor, ahirinde meyve suretinde tebarruz etmesi aynı hikmettir. O ağaç meyvesi, ağacın meyvesi olarak gözükmemiz insandır. Ama o meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynısı olması hasebiyle Nur-u Muhammed'inin cilvesi, temsilatı, inikasıyız. Aynı biziz. O zaman ahirete gitmek, dünyada herhangi bir yerde olmak, kökteki çekirdekteki şuur, çekirdeğin içindeki şuur, yaprakta, dalda, budakta, meyvede dolaşırken... Hey kimsin? Ben Hasan'ım. Bilkuve. Burada ne işim var? Bu benim. Kendimi seyretmeye geldim. Ben bendeydim. Ben bana geldim. Ben beni seyrediyorum. Ben bendeyim zaten. Ama kör olası cehalet alışmıştım. O kutunun içerisinde, çekirdeğin içerisinden çıkmak istemedim. O kocaman ağacın sebebi olan çekirdek şu anda biziz. Ha, tabut. Tahta değil mi? Ha, tahta. Ha, usta öyle diyor. Hazır zaman olan tabutuma bindim.
Hazır zamana tabut diyor. Ha, insan buz iken suya, suyu iken de buza dönüşmek istemez. İnce Remizli Nükte 29 söz. Çünkü insan çekiniyor, acaba ne çıkacak? İşte arkadaşlar, ölünce tebdil-i mekan, yani toprak altındaki çekirdek, kocaman şeceri hilkat benden, zaten ben varmışım, ben şu anda oradayım. Yani oyum, yani oyum burada ifade ediliyorum onunla. İşte bununla alakalı bir yer okuyor. Biz bizdeydik, biz bize geldik. Ölünce biz bize gideceğiz, biz bizde olacağız. Hepsi biziz, hepsi bizim açılımımız. Benim o, büyük insan, ben küçük kainat. Buna ne deniliyor? Kainat-ı Sura, büyük o şeye, insan-ı Ekber. Başka ne diyor Üstad ona? Kainat-ı, Kur'an-ı Kebiri kainat. İnsan-ı Ekber. 15. şu anda söyler. Şimdi bu manaları abimiz Hafız Ali abi yaşamış. Biz fikren ve hissen konuşuyoruz. Bizzati dolaşan bir abiyi izini takip edelim. Barla 185. Hafız Ali abi böyle bir büyük insana girmiş. Başı dönmüş. İhata edememiş o külli ağacı. Sonra kendi küçük sarayına gelmiş. Malum 23. sözde de Üstad da böyle bir saraya rast gelmişti. Sayfa 322'de. Şimdi Hafız Ali abinin ruhen miracını anlatıyorum. Miraçtır, miraç. Neymiş doktor? Miraç. Şimdi miracı anlatıyor. Miracı olan abilerden Hafız Ali abi biliyorum. Bir de Hasan Feyzi abi. 2 senelik nurculuğu 20 senelik nurculuğa tekabül ettiğini Üstad söylüyor. Ve Hafız Ali abi, Hasan Feyzi abi diyor ki, dersimi aldım Kabul Kavseyn'den Elaman. Hala dersimi oradan alıyorum. Risale-i Nur Kabul Kavseyn'e taşımış, direkt alıyor alması gerektiği yerden. Direkt alıyor. Nasıl oluyor? Ha bak şimdi. Şimdi bize tiyatro geliyor. Bu anlattıklarımız şaka geliyor. Şimdi okuyayım bak. Hafız Ali'nin dersini ne tarzda anladığını gösteren bir fıkrasıdır. Bak külliyatı nasıl anlayanlar var. Sırf bizim anladığımız gibi bilsek olsa külliyat ustad okuyamaz. Sen farklı anlıyorsun, ben de farklı anlıyorum. Çünkü Kur'an'ın son icaz manevisi olduğu için mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda, her ferde, her topluma ayrı bir inikası vardır. Hem Kur'an'ın hem Risale-i Nur. Kur'an'ın son icazı manevisidir Risale-i Nur. Kur'an'a cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. Kur'an için diyor ki, her bir ayeti mutadit manası vardır, her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Risale-i Nur'da öyle. Şimdi bak, bize diyor ki Üstad, Hafız Ali abiniz, bak külliyatı nasıl anlamış. Sonra demeyin ki Risale-i Nur bizi terbiye ediyor mu? Böyle iki çiçekten iki tane asker, bir kıya çantası var, dört kıya çantası var, iki asker. Sen roman mı zannediyorsun? Bak nasıl terbiye etmiş. Abiniz nasıl imbisat ve inkişaf ve temessülat olmuş. Bak seyret diyor. Nasıl anladığını nümene için gösteriyor Üstad bize. Bak diyor ki başlangıç bile acayip. Hafız Ali'nin dersini ne tarzda anladığını gösteren bir fıkrasıdır. Muhterem ustadım, nereden bilecek yayınlanacak, Hasan bunu okuyacak, deşifre edecek adamı. Ama nasıl? Ha? Ölmüş yani. Enaniyet olmaz. Ustad da hususi yazmış mektubu. Ustad da şey yapmış. Allah-u Alem deşifre etmiş. Sebebi şu alarda geçiyor. Risale-i Nur acaba bizi terbiye ediyor mu ya? Okuyoruz da ne oluyor ya? Elimize avucumuza yani tuttuğumuz bir şey yok gibi geliyor. Öyle sakın öyle zannetme. Risale-i Nur terbiye etmiyor zannetme diyor. Arada çay içiyorum. Şevallı tutuyoruz hep beraber. Benim çay içmeye fırsatım olmadı da ondan. Şimdi hazırız değil mi abiler? Bak. Muhterem ustadım. 31. mektubun 14. lemasının
İkinci makamını bir defa kendim okudum. Neresidir o? 14. Leman'ın ikinci makamı neresidir? Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerde de var. Ama lemalarda daha fazla. 14. Leman'ın ikinci makamı. Besmele. İlk önce kendim okudum diyor. Adama bak ama. Ustad yerine vefat eden zattır ha bu. Allah'ım benim ömrümü ona ver. Onun zihrini bana ver dedi. Koğuştakiler de amin dedi. İki rekatta namaz kıldı. O anda amin dendiği anda vefat ediyor. Böyle bir zat. Bak miracı bu. Bu diyor besmeleyi ilk önce kendim bir defa okudum. Pek cüz'i istifade ile okuyunca dimağımda bir lezzet hissettim. Ona biz lezzeti nerede hissederiz? Dilimizde, elimizde vesaire. Şimdi dimağda lezzet olur mu? Olur. Tefekkürle böyle yerinde duramazsın yani. Tefekkür demek vicdandaki, zihindeki, vicdanda bulunan zihinde yer açmaktır. Bak orada göstermiştim. Tefekkür ne yaparmış? Vicdanda, irade, zihin, his, latife-i rabbani, vicdandaki zihinde ayat-ı tekviniye var. Yani kainatın haritası var. Navigasyon gibi. Zihin kainatın haritasıdır. Navigasyon, tamam mı? Tefekkürle orada yer açıyorsun. Tamam. Yazılıma vücut veriyorsun. Tefekkür. O zaman diyor ki dimağımda ben diyor lezzet hissettim. Lan dimağda değil dilinde lezzet olması lazım veya burunda veya dokunmada lezzet olacak. Dimağından lezzet almış. Bir abinin hem ben sizi bir güldüreyim. Abinin bana söylediğini söyleyeyim. Bursa'da abi vardı. Neydi? En eski abim. Çok oldu ya vefat edeli. Hatırlayan var mı? Bursa'da Pala abi. Pala abi duymuşsunuzdur. Pala. Allah rahmet etsin. Allah şefaatine mazhar etsin. Çok acayip bir adamdı. Üçte abinin emsaliydi. Çok eski. Ondan sonra meğer o sutlaşı çok seviyor. Sutlaç. Çok acayip. Her pazar günü cemaata sabah namazına davet ediyor. Bursa'da dershaneye. Ondan sonra cemaatle namaz kılıyorlar. 3-4 saat ders yapıyorlar. Halkalı. Ve herkese de kahvaltı yerine herkese doyana kadar sutlaş veriyor. Acayip de sutlaş hastası. Bir şey anlatacağım. 1985'e Fındıkzade'de geldiği zaman dershanede de acayip bir sutlaş olmuştu. Demek nasıl olmuş? Bu adam da geldi. Bilmiyoruz bu adamın sutta şey vardı. Aynı bunlarla kal bir şey. Verdik demek ki ne kadar hoşuna gitti. Dedi ki bu gözünü kapattı da kardeşler dedi dilim değil ayağımın altındaki zerreler bile lezzet alıyor dedi. Ha bu latifeden sonra Hafız Ali abi Besmele Risalesini okurken dili değil dimağa lezzet aldığını söylüyor. İkinci ve üçüncü tekrarlarımda okumuş. Bakayım ne olacak. Öyle bir zevki ruhani uyandırdı ki ruha geçti. Birinci okuşta dima, ikinci okuşta kalp, üçüncü okuşta ruha geçmiş. He? Eğer kalp ve kalemim ruhuma tercüman olabilseler, belki bir derece siz ustadıma minnettarane arza cüret eylerdim. Heyhat, ne kalbim ve ne de kalemim ve ne ruhum ats ile önüme çıktılar ve itirafı kusur ediyorlar. Yani yaşadıklarımı, fikrettiklerimi, hissettiklerimi, mahsettiklerimi, zevk ettiklerimi anlatamam ustadım kalemle diyor. Ya bu derste gayem ne biliyor musunuz? Kendinize değer verin. Böyle İmam-ı Gazali'nin dediği gibi ölmeden önce insanlığınızın kıymetini bilin, öldükten sonra bir daha insan olamayacaksınız diyor. Tamam? Yani çöplükte harcama, öyle basit şeylerle yıkılıp kalma. Boş ver, olan oluyor, olmayan olmayacak. Olmak
da olanlar olmuştur. Onlar olacak. Keşkeleri bırak. Yani öyle basit şeylerle moralinizi, psikolojinizi, koronaymış, coronaymış meşgul olmayın. Sizin vazifeniz değildir. Üzüldüğünüz, moralik bozulduğu, canınız sıkıldığı şeye bakın, karpuz gibi o şey ise, vurun bıçağa, bakın görün sıkıldığınızın sebebi Allah'ın işine karışmanızdan kaynaklanıyor. Karışmamızdan kaynaklanıyor. Yani canımız nereye sıkılmışsa bakın Allah'ın işine karışmışız orada. El cezam min cinsil amel. Ceza amel cinsinden hemen cezamızı görüyoruz. Yani bu derste gayem sen kendine bir değer ver. O zaman değer verilmeyi hak et. Yani sen kendine bir değer ver. Bak şimdi bir defa okuyor, zihni lezzet alıyor. İki okuyor, kalbi. Üç okuyor, ruhu. Ustada da diyor ki, yani ben diyor, ustadım diyor, bunları anlatmaya, minnettarımı anlatmaya cüret eyleyemem. Yani heyhat kalemim, kalbime ve ruhuma nasıl tercüman olacak? Dedi, dur bakalım. Bir iz takip edeyim, bu abi ne yapacak? Ya bir daha söylüyorum, bu yayınlanacak diye bilmiyordu ha. Usta da hususi aletini söylemiş. Usta da deşifre etmiş. Sevgili hocam, sözler unvanı ile neşeyen var. Külliyatın adı sözlerdir. İmam Ali söylüyor. Fetih babu rahmet eden envar-ı Kur'aniye. Ha, fetih babu rahmet. Rahmetin, rahmet kapılarını fethediyormuş külliyat. Bab kapıdır. Yani nedir o? Fetih babu rahmet. Babu rahmet. Rahmet kapılarını fethediyor. Sözler. Tamam, külliyat yani. Keyif alıyorum yani keyif. Onun için yakayı düzeltiyor yine. Hüzur abi şöyle yapardı. Hüzur abi niye böyle yapıyorsun? Keyif alıyorum derdi. Keyif alın derdi. Rahat oturun. Keyif alıyor. O kadar rahat ki öleceği günü biliyor. Üzülmeyin dedi. Ben önce gidiyorum ama sen sizi karşılayacağım dedi. Adamlar bak. Ben bir yere gittiğim yok dedi. Merak etmeyin dedi. Keyif alın. Risale-i Nur ne yapıyormuş? Fethi babu rahmet. Rahmet kapılarını aralıyor. Eden envar-ı Kur'aniye, ha Kur'an'ın nurları esasen has, mahsus bir sikke-i hatemi taşımaktadırlar. Ha, eğer sen sikke-i ve hatemi külliyatta daha önce biraz meşgul olmamışsan bunlar es geçersin. Nedir o? Ağacı hayal edin. Tamam ettik mi abi? Kökteki çekirdeğe sikke, bil kuvvet sikke. Meyveye hatem. Ağacın görünüşüne mühür. Ağacın gözükmeyen batın tarafına he? He? Turra. Turra. Bir daha. Ağacı hayal edin. Huve levvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve bi kulli şeyin alim. Ağacı hayal ettin mi abi? Ezber olmasın. Hayalinizde, tasavvurunuzda şekillensin. Ağacın köküne, çekirdeğine, bil kuvve olana sikke. Sikke geçen yer, bir şey sikke mi geçti? Ha kökten bahsediyor. Hatem gelirse, meyve, sonuç. Mühür, ağacın görünüşü, zahir. Ağacın gözükmeyen batın tarafına da turra. Şimdi adam ne diyor şimdi? Diyor ki, fetih, babu, rahmet, külliyat diyor. Kur'an'ın rahmet kapılarını açtı bana. Bana ne yaptı diyor. Bana has ve hususi bir sikke-i hatemi taşımaktadırlar. Bendeki sikke ve hatemi taşıdı. Neyi taşıdı? Şimdi onu konuşacak. Hatem meyveydi. Sikke kökteki çekirdek. Tamam. O zaman baş ve son. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Ha. İlk ben kökteki çekirdek tarafımıza ne deniliyor? Nur-u Muhammedi. Kainat yokken biz vardık. Nerede? Nur-u Muhammedi'de. Yani ağaç yokken çekirdekte
bilkuve, yaprak, koku, tat, meyve yok muydu? Ağaç çıkmadan. İşte ağaç şeceri hilkattır. Kökteki çekirdek nuru Muhammedidir. O ağacın her birimiz meyve isek, ağaç olmadan o meyvenin yazılımı kökte vardı. O cihete nuru Muhammedi deniliyor. O zaman biz kainattan Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem, arş, kürs hepsinden önceydik. Yani kökteki çekirdek yapraktan da, meyveden de, daldan, budaktan da öncedir yazılım itibariyle. Meyve nedir? Meyve kalbindeki çekirdek itibariyle ağacın başıdır. Yani ağacın kökteki çekirdek meyvenin içinde de var. Ne aynıdır ne gayrıdır. Meyvenin kalbinde çekirdek itibariyle ağacın başıdır. Ama meyve itibariyle bakarsan ağacın bütünselliğidir. İşte biz meyveyiz. Kainat meyvesi insandır. Ama bizde ruhumuzun ruhu, hayatımızın hayatı olan nur-u Muhammedi cihetiyle biz kainattan önceyiz. Kainat, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hepsi bizden yaratılmıştır. Bizim hakika mahiyetimizden yaratılmıştır. İşte ben diyor Fethi babu rahmeti külliyat benim alemimi çekirdek ve meyve itibariyle inkişaf ettirdi diyor. Hafızal abi. Sikki-i hatem taşımaktadırlar. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Nasıl, iyi misiniz? Dedim ya biraz farklı olacak. Allah razı olsun abi, çok güzel. Tamam, hadi bakalım. Kendinize bir değer vermek adına bu dersler hepimiz. Şimdi sikki-i hatemi. Sikki öyle rastgele örülmemiş kelimeler. Olması gerekiyorsa tavsiye ederdi ustad. Sikke kökteki, yani nur-u Muhammedi ile meyveye bakıyorum, külliyat bana baktırdı diyor. Çekirdekten meyveye, meyveden de geriye, köke doğru bakıyorum dedi. Sonra ne oldu ey Hafızalı abi? Her bir parçasında külliyatın şumullu rahmeti ilahiyeye cüz-i külli bir kapısı var gösteriyor. Ve göstermekle kapıları açık bırakıyorlar. Her bir parçası, mesela 4. şua, ayet-i kübra, 30. lema, tamam, her külliyatın bir parçası ne yapıyormuş? Cenab-ı Hakk'ın şumullu rahmetinin her tarafı ihata eden, kainat olarak gözüken Allah'ın rahmetinin cüz'i ve külli bir kapısı var gösteriyor. Cüz'i ile külli'yi de izah edeyim. Ona da şu. Benim karaciğerim cüz'dür. Böbreğim cüz'dür. Cüz. Midem cüz'dür. Göz cüz'dür. Elim ayağım cüz'dür. Cüz. Hepsini topla kül olur. Tamam. Şimdi benim her bir DNA'da ben var mıyım doktor? Ha, o cüz değil. Cüz'i. İ'nin üzerine takke koy. Her bir burun hücresinde, kulak hücresinde, saç hücresinde, tırnak hücresinde DNA'da var mıyım? Varım. Her bir DNA'da insanın olmasına cüz'i, 100 trilyonu, 200 trilyonu aşan hücre var. Bu komple insan ekber yani. Bu kadar hücrelerin toplamına da külli denilir. İşte Risale-i Nur diyor, ben bununla cüz-i kübün ne yapıyor bana? Bu tefekkür ettirirken diyor, Risale okurken ustadım bazen cüz ve kül, bazen cüz'i ve külli oluyorum. Yani soyuttan somuta, somuttan soyuta geçiyorum. Yani bazen böyle çekirdek mesabesinden, nur-u Muhammedi'den ben yokken bile ben vardım. Nur Muhammediye cihetiyle olmayan benim, ben olurken ben şahit olma, kendim yaratılmama şahit olma gibi oluyorum. Nur Muhammedi'de ben yoktum ama varım. Yani Nur Muhammedi'de kanuniyet itibariyle varım ama kainat yoktu. İlk önce Nur Muhammedi. Adeta Nur Muhammedi'de durdum.
Olmayan kainat, olmayan ben kendi yaratılışıma, hılkatıma şahit oluyorum. Öyle baktırıyor külliyat. Bazen de beşer dünya olma itibariyle tefekkür ederek o alemlere gelecek dolaşıyorum diyor. Ya. Okuyun bu söylediğimi. Her bir parçasından şumullu rahmet ilahiye cüzi bak iç çekiyor. Külli bir kapısı var gösteriyor. Yani her bir hücrede bütünlüğüm olduğu gibi Risale-i Nur'un her bir parçasında bütünlüğü var. O zaman benim bir tefekkürümde de dimağda hissedilen zevk dünya cinsinden değildir. Allah'ı tefekkür ediyorsan sanki çocuk annesini emer gibi, sütü emer gibi tefekkür karşıyı emmektir. Karşıyı burada ayan etmektir veya tefekkür ettiğin yerde var olmaktır. Şimdi tefekkür ettiğin şeyle besleniyorsun. Tamam? O zaman insan mesela Allah'a tefekkür ederken huzur oluyor, huzur. Nedir? Haşa tabiri caizse Allah'ı annesini emen çocuk gibi biz de Allah'tan feyiz alıyoruz. Feyiz alıyoruz, bizi huzura gark ediyor. Ne demek huzur? Hazır olduğu için, hazır olduğu ayan olunca bende huzur oluyor. O hazır olmasa bende huzur olmaz. Tamam. Huzuruna kendisini seni alıyor. O zaman diyor ki o kapılar diyor mesela fikretmek bir kapıdır. Tefekkür etmek bir kapıdır. Hissetmek bir kapıdır. Duygular kapıdır. Latifeler kapıdır. Buradayız ama buralı değiliz. Bu atomun dışında hiçbir tarafımız buralı değil. Mesela şefkat. Dünya cinsinden midir? Vefa, acı, elem, anlayış, idrak, tefekkür hangisi dünya cinsindendir? Böyle bir şey midir? Nedir yani? Buradayız. Buralı değiliz. Orayı kullanıyoruz. Neyi düşünüyorsanız, neyi tefekkür ediyorsanız oraya dönüşüyorsunuz. Tamam. Bedenden çıkmış meşgul olma. Bırak sahibi düşünsün. Beden ne olacak, ne zaman olacak? Bırak sahibi düşünsün. Allah'ın işine omuz verme. Gemiye bin, yükünü koy gemiye, üzerine otur. Bedeni sen düşünme demektir. Bu sefine-i subhaniye olan bedeni sen düşünme, senin işin değil o. Yüklenme. Bırak. Ne zaman git? Ben gelişi bana sormadığı gibi gidişini de bana sormayacak. Çünkü mal onu. Allah'ın malına sahiplenme, koru. Bekçilik yapıyorsun o kadar. Senin değil o, hazine senin değil. Darphanede bekçilik yapan adam para basıldığı için zengin olmadığı gibi. Ama maaş alıyor. Senin değil ama bekçisin. Biz de darphanenin bekçisi gibiyiz. Allah'ındır hazine. Biz hazinenin bekçisiyiz. Hazinede bekçilik yapan adam, hazine benimdir demesi ne kadar ahmaklıksa, bu bedende bekçilik yapan ben, bu beden benimdir demek gibidir. O da ahmaklık. Evet. Zaman olsa da fazla dursam. Sonra ne yaptı? Her bir parçasından şumullu rahmet ilahiye, cüzi külli bir kapısı var gösteriyor. Göstermekle kapıları açık bırakıyorlar. Bu mübarek Risale-i Süleyman, bak Süleyman sana tevafuk etti doktor. Zeki, Zekai ve Lütfi kardeşlerimle okurken, kaç kişi? Bir Hafız Ali abi, Süleyman 2, Zeki 3, Zekai 4, Lütfi 5 kişi. Tamam mı? Yani okuyorlarmış, bu dinliyormuş. Risale-i Nur'u. Talebesi olabilmesi için insan, Risale-i Nur en azından dost olabilmesi için taraftar olacak. Namaz olacak, taraftar olacak. Eğer 5-10 dakika külliyat okursa, Risale-i Nur'un
talebesi kardeşi oluyor, ustatla şey. Tesbihat yaptı mı iştiraka amali uhreviyeden kesin alıyor. Şimdi okumak diyor, dinlemek yazmak. O nispet. Şimdi bu abi dinliyor. Bir abi ders yapıyor. Bakayım kim yapıyor. Hafız Ali abi dinliyor. Lütfü kardeşlerimle okurken, hayalime bir büyük müzeyyen bir saray gösterildi. İbrahim okuyor. O kardeş ders okuyor. Besmele okuyor ya. Böyle dinlerken hop alem açılıyor. Adama açıldı. Büyük bir saray açıldı şimdi. Şimdi siz okurken bize açılması lazım. Öyle olması lazım size. Evet. Sen Hafız Ali abi düşün. Ben de ders yapan bir abi. Tamam. Herhalde hangisi olduğunu. Herhalde Zekai abimizi birisi okuyor. Şimdi saray açılmış. Ciddi ustad külliyata koymuş. Dersi dinlerken saraya açılmış. Bak merak ediyor. Ulan saraya açılmış. Ne olacak bakayım. Oh oh. Kardeşlerimle okurken hayalime büyük müzeyyen, süslü her şey var. Bir saray gösterildi. Bir de gösterildi. Açılmadı. Aslı ve hakikatını bu sarayın aslı, hakikatını, vusatını, büyüklüğünü, müzeyenatını, içindeki tefrişatın, temaşa için ruhen çıktım baktım ki, ulan ne var bu sarayda ya dedi. Bak, ruhen çıktı girmiş. Ulan bu saray ne kadar büyük, ne var içinde, nasıl bir saraydır? Ruhen girdim dedi. Dikkat edin, başka yerde ne diyor? Aklını fikre, ruhunu hayale bindirerek seyahat etti diyor. Hatırladınız mı? Ustad 17. lemada aklını fikre, ruhunu hayale bindirdi. Bak ne yaptı bu? Ruhumla çıktım ama açıldı hayalen bir saray açıldı. O sarayın aslı neymiş? Hakikati neymiş? Büyüklüğü neymiş? İçerisinde neler var? Merak ettim diyor. Ruhen girdim. Hadi bakalım ustadım, abim. İçeriye girmiş. Ona ben de merak ediyorum ha. Temaşa için ruhen çıktım. Baktım ki yorgun ve nazarım kesik bir tarzda geriye döndüm. Ulo! Yorgun, nazarım da kısa. Yok, girdim ama yorgunum ya, o kadar yoruldum. Geri döndüm diyor bu sefer. Zekai kardeşim devam ediyordu. Bak, Zekai okuyormuş. Geriye döndüm diyor. Niye? Yorgundum, ihata edemeyecek kadar büyüktü. İhata edemedi ruhen de. Allah Allah. Ruhen o saraya girmiş. Baktı ki mutlak ve muhit bir saray. Ucu bucağı yok. Neresinin? Yok ki bu duvarı muvarı. Yani Allah Allah geri döndüm dedi. Derste oluyor ha, derste. Ders dinlerken oluyor bunlar. Zekai kardeşim diyor, dersi devam ediyor. Ama bende neler oluyor o bilmiyor tabii dedi. Zekai kardeşim devam ediyordu. Tekrar o saray şeklinde mutantan, revnektar, kıymetçe, mahiyetçe aynı ufak bir sarayı vücut alemi göründü. Sen kocaman büyük böyle azameti yata edemedin. Geri döndüm. Fakat diyor küçük bir saraya aldılar beni diyor. O saray nasıldı? Mutantan, tantanalı, revnektar, parlak, kıymetçe, mahiyetçe aynı. Büyük sarayın aynı ama büyük sarayın tabi azameti, külliyeti, vusatı çok büyük. Yata edilmedi ama küçük bir saraya beni soktular. Gel dedi. Şimdilik sen buraya gir. Bir baktım utantan, revnektar, kıymetçe, mahiyetçe aynı. Ufak bir saraya saray vücut alemini gördüm. Küçük saraya gördüm. Heyecandan duramıyor adam. Girmiş. Şimdi küçük bakayım orada ne görmüş. Girmedi. Girmedi mi? Gördüm. Daha girmedi.
ve fethi bab edip, yani o kapıyı açmak edip, yani kapıyı açsam içeriği temaşa etmek istedim. Sarayı gördüm ama kapıyı keşke açsam da bir içeriye girsem ya. İstedim. Anahtarı yoktu. Hayda. Anahtarı yok. Nasıl girecek? Düşünüyor bu şimdi derste. Saray. O ders yapıyor. O ders yapıyor. Bu bilmiyor. Şimdi o ders yaparken bu dolaşıyor ama saraya geldim. Kapının karşısına durdum. Ders yapan bilmiyor. Ulan anahtar yok, nasıl gireceğim dedim diyor. Birden kardeşimin ağzından, ders yapanın ağzından Bismillahirrahmanirrahim işittim. Besmele'nin dersi ya. İşittim. Kapı açıldı. Ha? Söylerken abi ben de şimdi böyle orayı düşünmeye çalışıyorum. Aynen ben kapının önündeyim. Böyle bir saray kapısının önünde. Tam orada beklerken. Bismillahirrahmanirrahim denildi. Kapı ben diyorum ama. Evet. Ders yapan diyor. Ders yapan. Ha, anahtar yoktu. Meğer o kapı anahtar Bismillahirrahmanirrahim'miş. Kardeşimin ağzından Bismillahirrahmanirrahim işittim. Kapı açıldı. Elhamdülillahi ala nuril iman ve hidayeti ve hidayeti rahman dedim. Elhamdülillah ya Allah Allah. İman nuru ile ne yaptım? Ve hidayeti rahman. Rahman'ın hidayetiyle iman nurumu âli etti, girdi. Böyle bunlar bana nasip eden Allah hamdolsun dedim. Gördüm ki girmiş içeriye doktor. Bakayım ne yapacak içeride. Ben merak ediyorum. Emsalimiz ya, abimiz. İlk dershaneye açan o. Berzaha giden var ya nurcularda. Ustad diyor ki dershaneye açtı diyor. Nurcuları karşılamak için. Orada dershane var. Bu abi işte. Sizi kim karşılayacak bil ya. Ve bulu çağına gelmeden vefat eden çocukları kim karşılıyor orada biliyor musunuz? Hazreti İbrahim aleyhisselam. Nurcular vefat edince nünker mekir hesaptan sonra orada bekliyorlar. Bizi nurcular kabire koydular, telkin verdiler. Nurcuların elleriyle nünker mekir meleklere veriyor. Zebani değil. Nurcuların eliyle, meleklerin eliyle ondan sonra Hafız Ali abi de orada bekliyorlar. Ondan sonra orada şey bitti mi pasaport onay geçeceksin. Hafız Ali abi hadi dersene yaz. İbrahim kardeş diyecek sana. Gördüm ki büyük sarayın müştemelatı ve tezinatı o küçük sarayda derc edilmiş. Baktım ki Allah Allah, o büyük sarayın müştemelatı, bütün özellikleri, bütün süsleri, tezinatı, bütün vasıfları o küçük sarayda da varmış. Ha, adeta çarklardan mürekkep bir saat. Çarklar var ya böyle, saatin içindeki çarklar. Yani istidat kabiliyetleri anlatıyor. Sarayın içinde çarklar var böyle. Sanki böyle çarklarla yapılmış ama birbirine tamamlayan, bütünleyen, yani bütünsel görmek, kafız. Bütünsel. Mürekkep bir saat ve çok ipleri havi bir nesaçtır. Bir baktım ki içeriye, sanki saatin içerisindeki o küçük küçük var ya mı dişliler. Anam bütünlük içinde. Hepsi bir farklı hareket yapıyor ama bütünsel bir şeye netice veriyor. Yani sonuca beraberler. Veya diyor çok iplerle var ya, mesela halı dokuma, bir böyle ipler olur, bir de böyle olur değil mi? Halı olur. Böyle değil. Bir halı dokuma, buradan ip, buradan ip, buradan ip, buradan ip. İpleri havi bir nesedilmiş bir alem iplerle, yani kumaş, acayip bir şey. Ben oradan zaten kaderi şey yapıyorum. Kader nedir diyorum. bir şey düşünün. Halı dokuma tezgahını biliyorsunuz. Değil mi böyle tezgah? İpler var böyle. Sonra buradan da mekikle şey yaparlar, ip atarlar. Kumaş dokurlar, halı yaparlar. Değil mi? Biliyorsunuz bunu. Şimdi bir kumaş hayal edin. Bu sistem, bu ip, şu ip var ya, sabit ip, iradedir. Bu mekik, ihtiyardır. Ortaya çıkan kumaş, kaderdir. İstediğin gibi giyersin. Pantolon yaparsın, şalvar yaparsın. Tesettür yaparsın, başka şey yaparsın. Kaderini sen makasla sen keseceksin. O kader kumaşıdır.
İstediğin gibi kesersin. Veya şu şey var ya, halı, tezgah. Şu ipler imandır. Şu mekikle yapılan ikinci ip veya o da itikattır. Ortaya çıkan halıya kaderdir. İstediğin gibi kumaşı, pantolon, şalvar, gömlek kesmen o da iradedir. Tamam abiler. Ama sonuç iki misalinde ortak tarafı kumaş kaderdir. Sen istediğin gibi kes. Dikkat ettim. O saati kuran ve işleteni ve o ipleri günah günah boyayıp dokuyanı, yani o saati işleten saat gibiymiş. Yani çarklar ama acayip bir şey. Veya o içeriği böyle birbirine bağlayan ipler gibi dokuyanı gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi. Yani o gündüzü gündüz eden nedir? Güneş değil mi? Bak görüyor musun? Çarklardan bir tanesi güneş. Güneş. Bak gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi pek parlak bir surette izah buyurulunca gördüm. Ha, bak şimdi. Güneş ve hareket. Bak gördünüz mü? Çark, ip. Güneş, dünyanın hareketi. Ortada bir kumaş çıktı. Ne o? Bitki, hayvan, sen ve ben. Güneş, hareket. Mekan, zaman. İplerden bir tanesi mekandır, bir tanesi zamandır. Zaman nedir? Zaman nedir, mekan nedir? Zamanın vücut haricisi mekandır. Mekanın batın tarafı, melekut tarafı zamandır. Mülk ve melekut. Melekut zamandır, mülk mekandır. Birbirinden gayrimünfektir. Evet, birkaç saniye söylüyoruz ama bunlar belki de 15-20 senelik şeyler, cümleler. Yani çalışılan, kıymet verin diye söyledim. Gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi pek parlak bir surette izah buyurulunca gördüm. Tekrar elhamdülillah dedim. Şu alemi kübranın firistesini, ya alemi kübranın, o büyük alemin firistesini, nüminesini elime alınca, demek insana koymuş. Tesbihin imamesi insanda. 99 tane tesbihi o şekilde birbirini arkalı sıralı düzgün nizamlı tutan imamedir. Bütün kainatı sisteme, niçin böyledir bu kainat? Niçin gece gündüz oluyor? Niçin kiraz önce olur da armut sonra olur? Niçin meyveler sıraya konmuştur? Niçin'in cevabı insana göredir. Bunun hakkında Kayashiki Toshima denen bir adam 400 küsur sayfalık bir kitabı yazmıştı. Bu suret, yani bu sıralama nereye göre oluyor? Niçin böyle tertip edildi mi? Diye bir Japon bilim adamı böyle 400 sayfalık kitap yazmış. Ustad Hazretleri şu aralarda tek kelimeyle cevap veriyor. Suret ruhtan medet alır diyor. Bitti. Adam anlamak için 400 sayfa gene izah edememiş. Yani mekik, zemberek, saatin zemberek insandır. İnsanın ihtiyaç ipleriyle ilk önce kirazdır. Yani öyle rastlantı değil. İnsanın o ayda, kiraz ayında en çok muhtaç olduğu element kirazda varmış. İnsanın ihtiyacına göre sıraya konmuş. Sıraya konduğu için insanda ihtiyaç olmuyor. İnsanda ihtiyaç olduğu için o vardır. İnsana bağlamış her şeyi. Bir de okuyayım. Şu alim-i kübranın firistesini, nüminesini eline alınca, insan elime alınca, artık pervasız seyahata çıktım. Saraya girdi. O sistemi dağıldı. Pervasız diyor. Çıktım seyahata. Kapı açıldı adama. Sonra muhterem ustadım, şu söz öyle bir hakikati ders veriyor ki, daha insana yabancı
ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Her gördüğümünüz bir arkadaş oluyor. Yani bu sırrı baktım ki saray, ben bendeyim. 30. lemada ad bahsinde geçiyor ki bir saray düşünün diyor. İbrahim düşün abi. Boşlukta. Sarayın içinde alem var. O alemin içinde memleket var. O memleketin içinde de biz varız. Peki o saray nerede? Bak, saray var. Sarayın içinde alem var. Alemin içinde memleket var. Yani şöyle diyeyim. Bir saray düşün. Dünya onun içerisinde. Türkiye'de dünyanın içinde. İstanbul'da Türkiye'nin içinde. Saray nerede? O saray insan. İçindeyiz ama dışındayız. Kökteki çekirdek gibiyiz. Biz alemde şeceri hilkatin içerisinde beşer olarak varız. İnsan olarak varız. Mahiyet itibariyle kainatın dışındayız. O saray, bak bir saray düşün, içinde alem, alemin içinde memleket, memleket içinde şehir, o şehrin içinde ben varım. Tam da nerede? Hani Miraç'ta olduğu gibi, Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bıraktığı zaman, Lef-i Mahfuz'dan sonra sen geçeceksin, daha arş-ı azama geçemedi ya, geçerken artık aradığını aradığı zattan soruyor. Yani aynı böyle geçiyor. Artık boşluk. Peygamber aleyhissalatü vesselam kaldı. Yaklaş dedi Cenab-ı Hak. Ya Rab dedi, nereye basayım? Peygamberimiz nereye basayım diyor. Yani sağ ayağını diyor, sol ayağına bas. Şifre. Acayip bir şifre. Ya Rabbi el alemin. Kardeşim neyle meşgulsun? Koronadan ölümle mi ya? Adamlar ne yapıyorlar ya? Keşfetmişler kendilerini, çözmüşler, girmişler, dolaşıyorlar. Allah Allah. Ya bir tanesi demişti bugün. Abi dedi öyle ama dedi ahiret nerede? Şu anda ne hissediyorsun ya, fikrediyorsun ya şu anda? Hislerin yok mu şu anda? Şu andaki hislerin neredeyse, bedenin neresindeyse ahiret de dünyanın arasındadır. Şu anda hissetmiyor musun doktor? Ne? Şu anda fikir ve hislerin bedenin neresindeyse ahiret de dünyanın arasındadır. Abi özür dilerim. Bu güzel anlatın bu alemler inşallah bizim hem şimdi Hasan Hüseyin vardı. Hasan vefat etmiş bu koronadan dolayı. İnşallah anlattığın şeyleri kabirden mazhar olur inşallah. Şimdi onu şu anda Adem hocam şu anda onu sokma da dersten sonra. Şimdi o yaşıyor şimdi. Saray sensin. O saray sensin. Sarayın içinde dolaşan sensin. Evvelde sensin, ahirde sensin, zahirde sensin, batında sensin. Yani kainatın evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batını hep sensin. Ustad diyor ki, dedi o, tebdili mekan, mekan işte bu. Mekan dediği şu haletle başka bir halete dönüşmek o. Ölüm bu. Kudüs ismi bedenimin İnkırazını istiyor. Toprağa girmesini istiyor Kudüs ismi. Rahim ismi, Besmele'deki Rahim ismi ruhumu aşağıya çıkmasını istiyor. Dil bekası, hak fenası, istedi mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, akil lokman bir haber. Dil bekası, dilim beka istiyor. Ben beka istiyorum ama hak fenamı istiyor. Yani ben beka isterken hak ölmemi istiyor. Acayip bir derde düştüm. Dermanı da yok. Dil bekası, hak fenası. İstedi mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Akki Lokman bir haber. Lokman'la hekim de bulamadı çaresi. Kardeşim şu anda haletiniz yok mu?
Bedeninizin neresine bu alet? Kolunuzda, kafanızda, kulağınızda? He? Yok ki. Yani şu anda hisler, fikirler bu mekanda oluyor ama sağ, solu, önü, arkası, vücudumun içi, dışı. Nerede şu anda? Şu anda haletiniz, siz mi haletin içindesiniz? Yoksa haletimiz bedenin içinde mi? Hangisi? Soruyor. Şu anda halet yok mu İbrahim bu derste? Peki ceset haletin içinde mi şu anda? Yoksa bak ceset haletin içinde mi? Yoksa haletin cesedin içinde mi? Herkes sorsun. He? Ceset haletin içine girmiş. Evet. O zaman ne demek biliyor musun? Şu anda ölmüşsün zaten. Tebdil mekanı. Bu tabuttur. Şu anda halet bedeni içine aldı. İçim dışımda. Dışım içimde. Şu anda beden bende. Ben bedende değilim. İçim ruhum dışıma çıktı. Halet, hissiyat, fikriyat. Bedeni ne yaptı? İçine aldı. Şu anda bedenin hükmü yoktur. Tuvaletimde şey gelmiyor, açlık da gelmiyor. Bedensel, cinsellikler şu, hiçbir şey yok. O zaman ben, beden bende, kontrol bende. Şu anda ben neredeyim? Bedende değilim. Beden bendedir. Dışarıdan bak. Arabanın içerisinde şoför. Arabaya gir. Oradan bak. Araba şoförün içinde. Şu anda biz ahiretteyiz. Yani bedenli değiliz. Beden bendedir. Ben bedende değil. Şu anda çıkan fikriyat, ustad diyor, dünya perest fikirler, hisler bedene hapsolur. Çünkü dünyevi şeyler belirli zamana, belirli mekana has olduğu için bedenseldir. Bedensel hazların peşine koşan bedene hapsolur. Bedeni aşkın, bedene aşkın olan, aşkın şeylerin peşinde koşan şu andaki bu ders haletiyle Allah'a sonsuz şükürler olsun. Tahtisi nimet nevinden diyorum. Ve emma bi nimeti rabbike fadis. Şu anda ben bedende değilim. Beden bendedir. Bedeni ben kontrol bile etmiyorum. Bilmiyorum da ne yapıyor o adam. Şu anda bedenden de haberim yok. Hiçbir organımdan haberim yok. Yalnız bir huzur ve hazdayım. İşte bu ahiret bu. Ölüm bu işte. Ölmeden önce de ölmek bu. Ruhunu cesetten önce çıkarmak. Bedensel hazlardan ölmek. Bedensel dayatmalar dayatamaz. Dayatamaz. Öldün işte. Mutu kablendi mutu. Şu anda biz bedende değiliz. Beden bizde. Fihi mafi. İçim dışımda, dışım içimde. Sonra dört dönemi yaşayacağız ya. Nebatat, hayvanat, beşeriyet, melekiyet. Yani sonra bu ders bitti mi? Haletler, hissiyatlar, fikriyatlar bizi dünyaya çekecek falan, yer çekimi olacak falan, hop bedensel hayata geleceğiz. He ne var ne yok lan, niye dedin ya? O ne yaptı ya? Niye tinket ediyorsun ya? Niye öyle yapıyorsun? Allah Allah, beni takdir et falan. Hop. O nerede? Biz bedende hapsolacağız bu sefer. Tefekkür bedensel ölmektir. Eğer bedensel hazlardan sıyrılmasan tefekkür edemezsin. Tefekkür bedenini ruhuna almak. Ruhunu tefekkürle, ruhunu bedenine hakim kılıyorsun. Onun adı zaten tefekkür. Devam edeyim. Muhterem ustadım, şu söz öyle bir hakikati ders veriyor ki, daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Allah Allah! Bu neyin nesidir? Kabir, cennet, taşır. Ya bunlar ne olacak ya? Bunları aşkın yaşıyorsun zaten. Ya kardeşim, ustad bu bedende zaten alem-i şehadeti. Buraya şey yapmış. Her gördüğü cenaze, salatu ve selamu aleyk. Her gördüğü munis bir arkadaş oluyor. Oğlumsuz dediğimiz var ya, kanser, korona, öleceğiz, yaşlanacak, çocuğum gitti, babam gitti. Bunlar münis arkadaşmış. O dehşetli gözüken vardı ya, 300 kaçtı. 322'de bir saray vardı. Saray gördü üstad. İki tepe vardı. İki dağın tepesi vardı. Arasında bir köprü vardı. Ondan sonra orada vahşi canavarlar, aslanlar, parçalayıcılar vardı.
Sonra yarım yalmalak bir fener vardı. Yere bir vurdu fenerini. Tak diye ne düğmesine bastı? Büyük kainatı aydınlatan mer lambanın düğmesine çarptı küçük fenerim. Ha bu feneri atınca. Ondan sonra bir baktım ki o canavar vahşi gözükenler Münis arkadaşlarmış ya. Vay aslan, ecel denilen aslan bizim arkadaşmış. Aa, bugün birisi dedi ya babaannesi yukarıda değil mi Yasin? Kaç yaşındaydı dedi. Kaç yaşında dedi? 90, 94 galiba. 90. Vefat etmeden önce o an sekeratta Fatıma'tı Zehra anamız geldi bana gül verdi dedi. Gül verdi dedi gitti. Ben ne dedim? Azrail aleyhisselam Fatıma anamız gibi geldi. O simaya girdi. Bak Azrail aleyhisselam hangi kıllığa girdi? Fatıma-tı Zehra radiyallahu anha annemiz kılığına girdi. Onun Azrail'i o. Herkesin Azrail'i farklı olacak işte. Merak etme senin de istediğin gibi olacak. Belki ustad simasında gelir. Belki de bir İmam Ali, belki de bildiğin bir abi simasında. Hadi Süleyman. Hadi arabayı da hazırla derse gidiyoruz belki de. Onun adı hop geçiyoruz. Direkt ahirete. Ha gitti. Fatıma anamız geldi dedi. Bana gül verdi dedi. Oradan gidiyor. Buradan farkında değil ama. Değil tabii. Bu bilmiyor. Şu anda bedeninin farkında mısın şu anda haletle? Bu işte. Derse oturmadan önce inim inliyorduk değil mi? Açlıktan, oruçtan değil mi? Ne bedendeydik? Perişan bilmem ne. Duman etti değil mi bugün bizi? Şimdi yani bedene olunca of su falan. Şimdi işte bu ölüm işte. Ölüm bu. Kudüs ismi bedeninin toprağa girmesini istiyor. Temizlensin. Ama Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim ismi, Vedud ismi senin ruhu toprağa girmesini istemiyor, sokmuyor. Rahim ismine şefkata zıt diyor. Ben onu sokmam oraya. Bütün isimler ceyran ediyor sende. Dehşet almanın sebebi cesedinle beraber fikrin, hissin toprağa giriyorsun da ondan dehşet alıyorsun. Cesedin toprağa girdiği gibi böyle hayalen kendini orada hissediyorsun, fikrediyorsun, şey yapıyorsun, yatağa girmiş gibi olan topraktan fikren oraya girdiğin için cesedi bırak, oradan geç işte. Yatağa sokuyoruz cesedi, sonra rüyayla nerelere gidiyorsun? Böyle olacak inşallah. Teris olacaksın. Of! Şimdi dedi ki, o saraya girince ne oldu, ne karı var? O dedi o dehşetli vahşi aslanlar manaslar var ya. Meğer Münis bir arkadaş olmuş. Sonra iyi dinleyin cümleyi. Can alıcı cümle burası. Susuz vadiler ve geniş sahralar ve koca küre-i arz bir bahçe hükmünde Halik-i Rahim tarafından isar edilmiş. Tılsımı da Bismillahirrahmanirrahim oldu. Demek ki susuz neymiş? Vadiler. Geniş sahralar. Arkadaşlar hayal edin. Susuz vadi neresi olur? Küre-i arz ne diyordu küre-i arza? Sahra mı diyordu? Hadiseler vadi. Susuz sahralar. Yani su İslam. İslamsız düşünceler susuz vadiye benzer. Geniş sahralar. Yani Allahsız. Yani bir reisin ismini almadan dolaşmak çölde neyse dünyada da Allahsız geniş sahralar çöl, İslamsız susuz vadiler. Su İslam'ı simgeliyordu. 23. sözde geçiyor ya su. Koca küreyaz bir bahçe hükmünde Halik-i Rahim tarafından isar edilmiş tısımı da Bismillahirrahmanirrahim. Tısımla sır nedir? İkisinin farkını söylüyorum ama buraya lazım olduğu kadar. Doktor, buraya 10 santigrat derece sıcaklık varsa, biz buraya 10 santigrat derece eksiği 10 koyarsak ne olur sıcaklık burada?
artı 10 eksi 10 sıfır olur. Bunun adı tılsım. Birbirine dönüştürüyor. Sırrı söylüyorum. Artı 10 derece burada varken eksi 10 derecede var. İman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış, beyaz, siyah. Her şey kendi hükmünü koruyor. Birbirine dönüşme yok. Böyle bulunabilme, insanda zıtları barındırabilme özelliğine insanda sır deniliyor. Sır. Birbirine dönüştürme ise tılsım. Yedinci sözde, sekizinci sözde kuyuda, sekizinci sözde tılsım. Tılsım yok muydu? Bir sır vardı, tılsım vardı. Ha. İşte demek ki tılsım, Bismillahirrahmanirrahim. Bu vefat etmiş çocuğun, annen, kardeşin, mezar, Allah Allah, korona. Ha, bu alırsan böyle anahtar, tılsım anahtarını, bir bakıyorsun o dehşeti gözüken, arkanda pençesini her an vuracak olan ecel aslanı seni mahbubuna götürecek atmış. Öyle gözüküyormuş. Arkadaşlar, susuz vadiler, ondan sonra ıssız sahralar, yok geniş sahralar. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim ile çözülür. Tılsımı bulunmazsa, ölümün, koronanın tılsımı bulunmazsa, ah ihtiyar oluyorum, bak saçlar, ölüyorum. Eğer bu insanın en büyük meselesi kabirdir, ihtiyar oluyor, hiçbir isteğimiz yerine gelmiyor. Ölmek istemiyoruz, ölüyoruz. Dert istemiyoruz, hastalık istemiyoruz, ölüyoruz. Ha, diyor ki, eğer bu olayların bize rağmen etrafımızda dolaşan, bize rağmen istemediğimiz hadiselerin tılsımını bulamazsak, tılsımını, onu birbirine dönüştürecek, soğuğu sıcağı, küfrü imana, batılın hakka dönüştürecek tılsım. Ama insanda da ikisi de var, hak da var, batıl da var. Tılsım öyle değil. Hak geldi, batıl zahil oldu, bitti. Tılsım. Ha şimdi etrafımızdaki o diyor dehşeti gözüken şeylerin tılsımını bulmazsa ve alınmasa o bahçede yaşamak mümkün olmadığı. Bahçe dünyadır. Bu bahçede yaşayamazsınız. Tılsım yoksa, tılsımını çözemezsen, tılsımını bulamazsan yaşayamazsın. Her an acilde olursun. Ben biliyorum, ben ne kadar kişi biliyorum. Çapanın karşısında, cerapanın karşısında, acillerin karşısında daire alanlar, daire tutanlar var. Yer bulamayıp arabada sabaha kadar yatanları biliyorum. Hatta içeride hastam var yalanı ile şeyle dışarıda bekliyorum diye acillerin o oturacaklarında sabahlara kadar oturup yatanları biliyorum. Bir tane PTT hastanesi var karşıda. Bir acilde bir hasta götürmüştük Türk İş bloklarındayken ben. Gittik. Orada acilde hani şeyler bekliyor ya, hastalar böyle sırasını bekleyen böyle şeyler. 5-6 tane orada hastası olmadı halde, hastası var gibi orada bekliyor. Yatamıyor. Ya bir şey olursa hemen ben ölmeden hemen kapsınlar beni burada diye. Gündüz ecel gelmez. Gündüz Azrail Aleyhisselam yok. Gündüz sordum ona. Tanıştım. Niye dedi falan. Anladım tabii. Sen bunun için ya sen nereden anladın dedi ya. Sen kimsin? Direkt söyledi ha. Sen hoca mısın dedi ya. Nereden bildin dedi. Ben bunun için olduğumu. Ondan sonra dedim ya ben... Ya dedi ben dedi her an ölürüm dedi. Ölmeden hemen kaparlar dedi. Gündüz yok mu ölüm? Ya gündüz ölüm gelmiyor dedi. He. Ondan sonra geldi beni buldu. Bir dakika dedi, abdeste çıktım. Tamam gündüz niye olmuyor sen madem hocasın? Nereden biliyorsun hoca? Hocalardan başka anlamaz dedi. Sen bak dedim gece adamlar aktif. Sana o ölüm korkusunu ervah habiseler getiriyor. Şeytanlar cinler ervah habise anlamaz da. Gündüz ölüm korkusu gelmiyor da gece niye seni kapıyor? Çünkü gündüz senin değil, gece onların. Bak görüyor musun? Ha şimdi niye bu kadar uzattım? Eğer sen bunların tılsımını, bu sahranın hakiminin ismini alamazsan, susuz vadiler, geniş sahraların, eğer oranın reisinin ismini almazsan, tılsımını alamazsan dedi, alınmazsa o bahçede yaşamak mümkün olmadığı ve yaşasa da her tarafta yabancı olarak ve
her hatvesinde istiskal edilerek hayat değil belki camit olarak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. Yani eğer sen tılsımını alamasan, yaşasa da bu adam nefes alıp veriyor ama her tarafta yabancı olarak, her şey yabancısın. Mezara yabancı, hadiselere yabancı. Bakara suresinde söylüyor münafık için şimşek çaktı ödü patlar, hava karardı ödü patlar, yağmur yağması ödü patlar, korona oldu ödü patlar, corona oldu ödü patlar, patlar da patlar. Patlayıyor yani. Yaşasa da her tarafta yabancı olarak olur. Kendisine hiç yok. Hep yabancı hisseder insan ya. Her an başıma bir şey gelecek. Aa kalbim duracak. Aa tansiyonum olacak. Aa kalbim şey olacak. Aa vefat edeceğim. Aa bu oldu olacak. Ne demek bu biliyor musun? Yabancıyım ya. Yabancı memlekette insan nasıl rahat değil? Her an her şey başıma gelebilir. Zannıyla huzuru kaçar ya. İnsan da kendisini dünyada yabancılık hisseder. Emin değil yani. Çünkü sahranın sahibinin ismiyle gezmiyor. Veya gezerse de haberi yok, şuurunda değil. Yaşasa da yabancı olarak her hatvesinde istiskal edilerek hayat değil, belki camit olarak bulunacağın izah buyuruyorsunuz. Yani yaşasa da sanki camit. Ölmüş ya. Cesedine hapsolmuş. Cesedine gömülmüş. Hele bizi her zaman günde 40 defa hafsalamız almayarak ah ile geri dönen miracı mümin olan namazda hele bir de namazın yoksa, namazı söyledi. Namaz nedir? Müminin miracı. Tamam. Şunu bir tak bakalım. Şimdi takıldı. Tamam. 5 vakit namaz müminin miracı. Hele bir de namazın yoksa diyor. Bir de okuyayım. Hele bizi her zaman günde 40 defa. Farz namazları kaçtır abiler? Bir toplayalım. Sabah 4. 4 komple. Öğle namazı 10. Ekle 14. Öğle ikindi 8. Ne yapı? 22. 3 de akşam 22 25. Şimdi yatsıya gelelim. 40. 2 rekatı da var. 40. 40 rekat. Hele bizi her zaman günde 40 defa hafsalamız almayarak ah ile geri dönen miraç. Çünkü miraç yapıyor. Miraç namaz müminin miracıdır. Geri dönmek ahtır ya, keşke dönmez. Çünkü namazın için herkes ölmek ister. Dönen miracı mümin olan namazda İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sırrı, burada sır var. Çünkü oraya, buraya kadar iyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn kadar gaybanedir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ben, sen, o. O alemlerin Rabbi olan Allah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamdolsun. Kim? O alemlerin Rabbi. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O din günü sahibidir. Ben, sen, o. Üçüncü tekil. Ama İyyâke İyyâke sen oluyor. Ben sen. Sana ibadet ediyorum. Seni esas aldığım için, sana ibadet ettiğim için senden yardım diliyorum. Sırrı insanda ne kadar inkişaf ederse öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki namazda da. Benim hatırladığım kadarıyla, eksiğim varsa düzeltin. Hafız. Fatiha'da her tarafta geçebilirsin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Geçmeme harfleri var. Başında da sonunda da. Yani orada dur. Cin mi var orada? Bir bak bakalım. Sıf onda var. Mesela şöyle. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bak hepsini geçtim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Durmayabilirim. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Değil mi? Evet, abi. Cin mi var? Meryem'in dinde ta var. Tığ var abi, tığ. Ta var, bak. Dur dedi, değil mi? Dur. Bağlama, tek olsun o. Müstakil o. Evet, tek onda var. Tek onda var.
İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in sırrı öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki her mümin kendi vücut aleminde bir elektrik fabrikası görüyor. Bu. Bu iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Çünkü muhatap etti seni. Muhataba zamir, muhatap makamına çıktın. Ben sen o yok artık, ben o. En maceralı şey de, macera diyorum, kulun Rabbine yakın olduğunu demiyorum o secde. En maceralı şey de, şu tayyatta oturmak. En macera o. Çok garip bir şey bu. Hani onu 6. şuayı okuduktan sonra namaz kılacaksın. Bak bilerek yaptım, koltuğa oturdum. Tayyata insan macerasını seyrediyor kendi. Kendi serüvenine, kendi yaratılışına şahit olup ifade ediyor. Ettehiyyatu el mübarekatu es senevatu et teyibatu lillah. Allah Allah. O kez taşı gibi ya. Böyle Allah Allah. Fesman Allah. Çok macera orası. Ve oralar tayyat var ya tayyat. Secde sır. Veya tılsım olsun, şey yapamadım ama secde tılsım mı olsun ama tayyat ya sırdır ya tılsım, ikisinden bir tanesidir. Yani tayyatta ben sen olduğuna göre o zaman sırdır, secde de tılsım olsun. Her mümin kendi vücut aleminde bir elektrik fabrikası görüyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ayeti ve düğmesini açınca, nasıl bir düğmeyse, bütün dünyayı ziya ile gösteriyormuş. Bu abi söylemişti. Abi, o düğme secdeyi alnını toprağa koymakla düğmeye basmak mıdır? Tamamlanıyor düğme işte. Ağzımın aşağı aldı. İbrahim de onu diyordu. O toprağa basınca düğme tamamlanıyor. Lamba yanıyor. Bu bir ara söylemiştiniz ya. Büyük zatlar İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dedikten sonra onaylanma bekliyorlar. Evet, daha demeden Şevbişi Hafi'ydi, yok Zeynel Abidin miydi veya İmam-ı Bakır namaz kıldırıyor. Evet Selim. Kafa fenerini kırıyor abi secdede. Ha. Düğme tamamlanıyor, bu güzel oldu. Ya Zeynel Abidin ya İmam-ı Bakır namaz kıldırıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin. Duruyor. Diyemiyor. Arkada cemaat var. Sonra ağlayarak İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in devam ediyor. Sonra diyor ki efendim niye durdunuz dedi. Şimdi İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyemedi. Niye demedi? Ben sana iman ettim. Sana iman ettim. Seni esas aldım. Sana tapındım var ya bu. Na'budu ibadet. Sırf sana ibadet ediyor. Tamam. Ben onu söylesem Cenab-ı Hak acaba ey riyakâr sırf bana mı ibadet ediyorsun? Paraya, makama, kadına, şuna, buna, putun olmadı mı? Onlara ibadet ediyorsun. Niye yalan söylüyorsun? Der diye, denilir diye diyemedim. Kaldım. Ne zaman Cenab-ı Hak kalbiyle konuştu, onaylandı. De, tamam bana ibadet ediyorsun. De, onaylandığı zaman onayladı. Şu kula bak. Onaylanınca onaylıyor. O imam şey yapmış. O zaman secdeye kafaya koyunca elektrik güvenesi tamamlandı. Düğmesi açınca bütün dünya ziya ile gösterdi. Sevgili üstadım, Cenab-ı Hak bu kıymetli eserleri kıyamete kadar mümin kullarına yetiştirsin. Amin ya Rabbel Alemin. Duasıyla hatmi kelam eylerim efendim, kusurlu talebeniz Hafız Ali rahmetullahi aleyh. Allah bunun ruhuna
bütün nur talebeleri, bütün ehli iman, bütün Allah'a iman etmiş, bütün Adem Aleyhisselam'a kadar iman edenleri, bizim sevdiklerimizin, bizim sevenleri, usul ve furularımızı da şu derslerden, dersin sırrına, hakikatına mazhar eylesin. İştirak amal-i uhreviyeden hisselerin ziyade eylesin. Hakikatına ve sırrına mazhar eylesin. Ve bu derslerin sırrı ile, hakikati ile, tılsımı ile vefat etme serüvenimizi, seyahat etme serüvenimizi, teris olma hakikatimizi bu sırrın sırrına mazhar ederek nasip eylesin inşallah. Ve ahir devahım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha tema salavat. Amin. Gece bir noktaya nazarım vardı, öyle mi? Dinliyorum seni. Abi bu saraya giriş şekliyle alakalı bir tefekkürüm oldu sen ders anlatırken de. Şimdi normalde Miraç hususi bir şeydir değil mi? Yani kişinin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabulü tek başına olması lazım bir şey. Biraz heyecanlandım yazarken de. Sesim titreyebilir. Çok şükür. Çok şükür. Çünkü şu heyecanlanmak şu anda ruhun cesedini almıştı ondan. Şu anda ya, elhamdülillah. Evet. Ya buraya böyle etkilendim de. Bu mübarek risaleyi Süleyman Zeki Zekai Lütfi kardeşlerimle okurken diyor. Yani Barla layıkası dava adamlarının hamurunun yorulduğu bir kitap değil mi abi? Evet. Barla da idealist dava adamlarının ruh malzeme deposudur. Şimdi abi Hafız Ali abi de Süleyman abi Zeki Zekai Lütfü abi okuyor. Benim de şöyle bir tefekkürüm oldu. Kardeşlerin arandaki sırrı ihlas, sırrı tesanüt, sırrı huvvet ile o ortamda oluşan şahsı manevi ile tefani sırrını sırrı ile afakta yapamadığımız ruhi miracı enfüste bu sırra binaen yaptırıyor. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Bunda neye binaen söyledim abi? Dedi ya, birden kardeşimin ağzından Bismillahirrahmanirrahim işittim. Yani. Kapı açıldı. Hafız Ali abi demiyor ki ben söyledim. Ya gördün doktor. Ben söyledim demiyor. O söyledi. Söyleyince onun söylemesi, ben kapıda duruyordum, ben deme, o dedi de ben demedim diyor. O dedi kapı açıldı. Aynen, o dedikten sonra kapı açılıyor. Yani hani başta da demiştiniz ya, hususi bir mektuptu bu Hafız Ali abinin. Üstad Hazretleri de benim nazarımda yani, bu sırrı tesanüt, sırrı kuvvet, sırrı ihlasla binaen hizmetimizin ne kadar birbirimize fani olursak, miracımızı beraber aynı ortamda yapabiliyormuşuz. Allah. Onu anladım. Çok şükür. Aynen de oğlum. Maşallah ya. Allah razı olsun ya. Ya derse bölmek istemedim de. İyi ya. Sonradan söylemiş olduk. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Maşallah. Allah razı olsun. Ebeden daima hepimizden. Hakikaten antika şey ya. Yani o Hafız Ali abi söylemiyor besmeleyi. Zekai abi söylüyor. Kapı açılıyor. Aynen. Şimdi mesela derste şimdi sen nur talebesisin, ben de nur talebesi. Herkes nur talebesi burada. Bir şimdi seslendiriyorum. Şimdi ben de okuyorum, senin kapın açılıyor. Sen de bir şey söyledin. Benim bak şu anda onu bilmiyordum ben. Ben o söyledi, Hafız Ali abi de ağzına besmeleyi verdi. Hafız Ali abi de söyledi, açıldı zannediyorduk. Hakikati yok. Zekai abi besmele dedi, kapı açıldı diyor. Bu Hafız Ali abi demiyor. Bak ha. Ben de yeni. Çok güzel, çok şükür. Bu halet zaten cemaatle olur. Herkes gitsin, kimse kalmasın. Ne canlı ne bu halet, bu ders olmaz ki. Bu ders bu ortamda olur. Bu ders aynı başka bir yerde olmaz böyle bir şey. Halet cemaatle olur, şahsı manevi. Cemaatsız nereye gidiyorsun ya? Cemaatsız nereye gidiyorsun ya? Siz bu ders bu şekilde o noktaya nazardan o kuvvetle oluştu ki bende de bu açıldı mesela. Ben de bunu söyleyebildim yani. Ya, evet doğru. Bak evet Zekai abi söyledi. Hafız Ali abinin kapısı açıldı. Ama 264 Emirdağ 1'de diyor ya. Bir kısım bir o Mehdi bir kısım nur talebelerine dayanacak. Bir avuç. Kim? Ne o? Sırrı uhuvvet, sırrı tesanüt, sırrı ihlas sırrına mazhar.
ne kadar az dahi olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kuvvetli olurlar diyor. Kıymetli ve kuvvetli. Sır-ı uhuvvet, sır-ı tesanut, sır-ı ihlas. Sır-ı ihlas. Abi öteki türlü şahsi, hususi, Cenab-ı Hakk'ın huzurunu olan bir miraç niye 5 kişilik bir ortamda Bismillah'ın, Besmele'nin sırrı okunurken yapılabilir yani? 5 kişi değil mi? O zaman 5 vakit namaza da şey. Evet. Ama peki derste 500 kişi yok, 100 kişi yok, 5 kişi. Abi müsaadenizle bir şey söyleyebilir miyim? O şey kesmek ilk maşallah ders çok bereketliydi, ilk kesmek istemedim de. Şimdi abi bir şeyi merak etmiştim bir ara. Bu insan uykudan yani buradan rüyaya nasıl geçer? Çok merak etmiştim böyle. Aklımda da şey var hani işte ahiret bu alemin inkişafından çıkıyor diye bahsediyorsunuz ya sürekli. Şimdi etrafta gördüğünüz bir dünya var hani zannımızda hani görüyoruz bir dünya var işte içinde yürüyoruz gibi. Abi dünyaya geçiş esnasında Cenab-ı Hak bir şey yaptı bilmiyorum artık nedir de. Bu beden abi açıldı bildiğin dünya gibi oldu. Burası yani dışarıda şu an gördüğünüz dünya gibi oldu. Böyle matruşka gibi abi. İçinden bir tane daha ben dediğim ben çıktı yani. Ders anında mı oldu Selim? Yok rüyadaydım ama rüyayı çok merak ediyordum. Rüyaya geçiş anı nasıl oluyor? Hani nasıl anlamıyoruz? Nasıl o andaki geçişi çok merak ediyordum. Onu Cenab-ı Hak gösterdi. Başka bir şey değilse bilmiyorum. Yani bildiğim bu beden abi açıldı dünya gibi oldu. İçinden bir tane daha ben onun içindeyim yani. Böyle hani dışım içimde, içim dışımda dediniz ya. Böyle belki bir noktayı nazar olur açısından paylaşayım dedim yani. Çok evet. İlginç gelmişti. Ben de bir yaralı çok merak ediyorum. Ben de bir yaralı çok merak ediyorum. Çok merak etmiştim. Evet abi. İşte ama hiç uyku olmamış olsa, hiç uyku olmayınca, hiç rüya görmemiş olsanız, iyi dinleyin bunu. Bir daha. Hiç cennet gibi uyku olmamış olsa hiç. Hiç uyku olmadığı için hiç rüya görmemiş olsan, aramızdan bir tanesi evliya olsa, uyku evliyası, uykuya dalsa, uykuyu anlayabilir misiniz? Ben uyudum dese. Nasıl yani? Anlatabilir misiniz? Sen anlar mısın? Uykuya şahit değiliz. Hele uykunun içerisinde rüyayı anlatsa. Ben var ya uyudum. Ne demek uyudun? Bir de uyudum dur. Uyudum sonra. Uyudum ama bir de rüyayla öteki alemlere geçtim. Ne deriz biz? Anam kafayı yedin ya. Kim gidip de gene? Bu ne diyor ya? Buruş daha bir misali. Derdi ki uyku evliyası olsa yani bazen o burun evliyası verir. Hiç kimsede koku alma özelliği yok. Ama bir burun evliyası çıktı. Adamın koku alma kabiliyeti açılsa. Kim anlatabilir ben koku alıyorum diye? Anlatabilir misin? Nasıl bir şey? Koku. Kilosu yok, litresi yok, kübü yok. He? O daha koku. Şimdi ömründe cennette uyku yoktur. Adem Aleyhisselam yatmamıştı orada. Geldi burada ilk defa uykuya dalması da ona da garip gelmiştir herhalde. Hiç beşer dünyasında uyku yok. Ben uyusam sana nasıl anlatırım? Uyudum. Bu alem içinde alemden çıktım. Sana anlatamam. Bir de uykunun içinde rüya var. Bir de rüyanın içinde mekan var. Bir de onun içinde zaman var. Bir de o zaman içinde fikirler var. Bir de daha ilerisi hisler var. Daha ilerisi duygu var. Daha ilerisi latife var. Nasıl anlatacaksın? Aynen ahiret de böyle. Uykudaki rüya gibi. Hayattaki uyku, uykudaki de rüya, dünyadaki ahiret de böyle. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Şevali bırakmayın. Kazanıza niyet edin. Ondan sonra... Şevali tuttuğunuz için Allah bu dersleri size ikram ediyor. Hadi Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm.